Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda daha karşınızdayız. Jacku 7'yi inceliyoruz, Bursa bayisindeyiz. Bu araçlar ülkemize yeni geldi. 4x2 ve 4x4 olarak satışa sunuldu. Fiyatları 1 milyon 900 ile 2 milyon 100 bin TL arasında değişiyor. Tabii pazarlık payları vardır muhtemelen. Ben de şu an için sadece inceleyeceğim için bir alma aşamasında değilim. Bir pazarlık vesaire yapmadım. Aldığınız fiyatlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şöyle aracı sizler için ya da bayiye gitme imkanları olmayanlar için inceliyoruz. Evet, Jayco 7. Çin malı bir araç. Chery grubunun markası ya da Jacku. Şöyle önde sis farları mevcut. Radar. Şurada kamera. Uzun kısa. Stoplar. Evet, lastikler Kumho marka. Kumho Solus. 235-50-19 lastik ebatları var. Aynaların altında kamera, kapı kolları, gizlenen kapı kolu. Hemen şöyle içine geçelim aracın. İçi de bu şekilde. Evet, bunun bir üst donanımı var. Dışarıda kapıları kilitli, 4x4 test aracı. Onun koltuklarında delikler var. Muhtemelen onun koltuklarında soğutma özelliği var. Hemen şöyle bakın. Ön yolcu koltuğunu arkadan ileri geri alabiliyorsunuz. Yani makam aracı için. Mesela arkada oturan rahatsız oldu. Şuradan basıp öne koltuğu alabiliyor. Koltuklar elektrikli. Orta konsol bu şekilde. Vites yine bu şekilde. Şuradaki kabartmalar tamamen tasarım. Düğme şurası. Manuel düğmesi. Şurası P düğmesi. Burada sürüş modları. Burada fırçalanmış bir yüzey var. Şu gördüğünüz yerler mat krom. Buralar yine mat krom. Evet, şurada boylu boyunca bir mat krom var ince. Şurası başka bir tasarım detayı. Gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatma. Şuralar yumuşak. Önler yumuşak. Kapılar yarı bele kadar yumuşak. Evet, gördüğünüz gibi buralar krom. Bakın burada böyle bir alyan arazi vurgusu yapmak için mi böyle kaba detaylar da var. Tork alyan mesela. Otomatik park freni, bagaj açma tuşu, hava menfezleri. Şimdi arkadaşlar şöyle kamerayı aracın detay noktalarını tutuyorum. Seyirde kalın. Detayları size hiç konuşmadan anlatacağım. Göstereceğim daha doğrusu. Thank you.
Evet arkadaşlar, Jayco 7 ya da Jayco 7. Burada da farklı rengi var. Böyle renk değiştiriyor. Işık ve güneşe karşı renk değiştiriyor. Burada beyazı var. Evet, yandan Range Rover modellerini andırıyor. Jantlar elektrikli araç jantına benziyor. Böyle kapalı. Evet. Çinliler kendini aşmış. Bayağı bir güzel araçlar yapmaya başlamışlar. Tabii bu %40 vergi olayı olmasaydı fiyatları daha ekonomik olacaktı. Evet. Şuradaki radar, ADAS radarı, yine park sensörleri. Şurada kamera var. Yine burada şerit takip için, güvenlik tedbirleri için dikiz aynasının arkasında kameralar var. Onları da görüyorsunuz. Üç renk var şu an burada. Üç renginde iç renkleri aynı. Donanımları da aynı muhtemelen. Evet, hani sıfır aracın bir kokusu olur ya. İlk başlarda bundan yaklaşık 10 sene önce Çin malı araçlar birkaç adet ülkemize girdiğinde içlerinde ağır bir plastik kokusu vardı. Şu anda bu araçlarda, yeni gelen Çin'den araçlarda, nasıl bir BMW ve Mercedes'in içinde bir sıfır araç kokusu varsa aynı o şekilde bir sıfır araç kokusu var. Bilginiz olsun. Yani kaliteyi arttırdıkları kokudan belli. O air, eskiden ağır plastik kokusu vardı. O koku yok araçlarda. Kalite artmış. Kokudan belli oluyor. Evet. Ambiyans aydınlatmayı görüyorsunuz. Mavi şekilde yanıyor. ISOFIX bağlantıları. Şöyle orta konsol şey açalım, orta kolçak. Şöyle arkadan bir de bakalım bu şekilde. Evet. Jayco7'nin konsolu, kokpiti. Köşeli hatlar ön planda, araziye vurgu yapılmış. Yani ben bir arazi aracıyım diyor. Tabii bu 4x2, bunun 4x4 versiyonu var. Onu da dışarıda size göstereyim. Test aracı. Daha sonra da videoyu sonlandıralım. Evet, şöyle dışarı bir çıkalım. Evet, bu da 4x4'ü. Bakın onun da arkasında AVD yazıyor burada. İçi sadece şöyle, camlar kapalı, koltuklar delikli deri. Muhtemelen koltuk soğutma var bu araçta. Evet, araç gayet güzel. 4x4 Jayco ya da Jayco 7. Evet, Çinliler bu işi becermiş. Çok güzel araçlar yapıyorlar. Tabii birkaç yıl sonra asıl kalite ortaya çıkması lazım. Hani malzeme eskiyecek mi? Boyalarda solma, iç malzemelerde kullanıma bağlı deformeler nasıl olacak? Hani araç 1-2 yaşında olmasına rağmen 15-20 yaşındaki gibi mi gösterecek? Onu zamanla göreceğiz. Tabii onun için de birkaç yıl geçmesi lazım. Bu araçlar bir piyasaya çıksın bakalım. Birkaç yıl geçtikten sonra malzeme kalitesi ne durumda olacak? Onu hep birlikte